Biraz sol alabilir miyiz? Hem de serbest piyasada devletin müdahalesi açıklandıktan sonra, müdahale edeceğiz dedikten sonra fiyatlar kendiliğinden yukarı doğru çıkmaya başladı. Demek ki devletin müdahalesi serbest piyasadaki olumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bizim de zaten üreticiler adına istediğimiz buydu. Ha geç de olsa, 2 aylık bir geç müdahale de olsa şu anda olumlu olmuştur. Üreticilerimiz bunu olumlu görmek için. Bunu da buradan görüyoruz. Önemli ölçüde ilk günden talepler var. Hatta bundan sonraki günlerde de talepler artacak. Üreticilerimizin elinde de önemli ölçüde fındık var. En az %50 kadar fındık var. Onun için burada üreticilerimiz... 3,5 ton fındık sattım bu sene. Kasım ayında fiyat açıklandı. Fındık gitti gümbürtüye şimdi. Vallahi artık bilmiyorum kim kazandı şimdi. Bunu sormak lazım. Şimdi çok da şey yapamayayım yani. Yok. Ben şimdi fındık, tüccar 14,5'a kadar fındık alıyordu. Tam o fındık açıkladı, biz fındığa fiyat vermeyecek dedi. Fındık yendi 12 liraya. Vatandaş da sattı daha hep düşecek diye. Daha bundan sonra fındık verseler ne olur, vermeseler ne olur. Ondan sonra çıkıyorlar televizyonlara, boy gösterisi yapıyorlar. Var fındık, var. Ne oldu fındık? Fındık öldü, almadılar fındığı. Ben de burada uğraşıyorum, fındık para isteydim, burada uğraşmazdım ya. Yetti ya, çoklar okuyor ya, bizde fındık durumu ya. Bir oy zamanı geliyorlar, biz fındık vereceğiz, fındık vereceğiz, fındığa fiyat vereceğiz. Cemal Engin Yutka'da fındıkları konuşamıyor, AK Parti'nin milletvekilleri. Bunların sebebine kar ettim. Bunların yüzünden kar ettik canım, zarar olur mu ya? 14'e Temo'ya verip de gelecek sene ya bu fındık 14'ün aşına yok çok olduydu, yok randıman düşüyordu. Der de bu fındığı 13'e, 12'ye, 11'e veya 14'ün altına kaç olursa olsun düşürürse bizden hava alır. Yani bu da insanlığa sığmaz. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, ben bu üreticiyim, fındıkçıyım demeye yakışmaz yani.